işler nasıl? Çok şükür genel başkanım. İdare ediyorsunuz. Evet, ben fabrikada çalışıyorum. Evet. Allah nasip ederse sizi inşallah, ileride Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyoruz. Sizinden bir isteğim var. Söyle. İlk yapacağınız iş işçileri memnun etmek. Evet. İşçilerin hakkını korumanız. Korumak. Ben evet. Erdal İnönü'den beri babamgilin peşindeyim. Evet. CHP'liyim. Güzel. Atatürkçüyüm. Cumhuriyetçiyim. Laikçiyim. Güzel. Ve sizin desteklerinizi bekliyorum. İnşallah. Hadi İnşallah bakalım. Siyasi olarak değil, evet. Cumhurbaşkanı olarak göreceğiz sizi. İyi çalışmalar. Hoşçakalın efendim. Vallahi başkanım hiç şey yapamadık. Karşı adam yani. Ev kira, dükkan kira, giderlerimiz, malumuz. Evet. Hepsi açık kapalı. Bir de destek veremedik. Destek alamadın mı? Destek işte bir kredi ama borç. Sadece kredi. Evet. Bunun dışında herhangi bir destek alamadım. O kredini faizlerini inşallah sileceğiz. İnşallah. Sileceğiz onu faiz. Ana parayı taksit tamam ama faiz olmaz işte. Hem evde kal, hem gelir elde etme. İşlerimizi açma. Borç ver, ya borç verdiysen o geçinecek ya. Geçinecek ama faizle maize bu yok olmaz ya. Hazır olur efendim bu konuda. Müdürüm bu caddede gittik. Nasıl yapacağız? Kaç kişi çalışıyorsunuz? Burada üç kişi. Üç kişi. Evet, onlar da tabii. Benim nüfusum altı kişi. Altı kişi. Yani malumunuz yani bu durumda geçim nasıl olur artık? Biraz zor. Allah kolaylık versin. Allah razı olsun. Tamam. Hadi bakalım. Kaç tane masanız var? Sizin gibi hayırlı işler. Başkanımıza demek bize mutluluk verdi. Allah razı olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Değerli dinliyorsunuz. Sağ olun. Var olun. Dertlerinizi bilmez olur mu? Dertlerimiz çok. Özellikle kahvecilerin derdini çok iyi biliyorum. Aynen öyle. Aynen öyle başkanım. Aynen öyle. Kahvelerin açık olması aslında toplumun huzura kavuşması demek. İnşallah. Ya şimdi insan gelecek, oturacak, konuşacak, tartışacak, evet. Siyaseti konuşacak, evet. Çayını kahvesini içecek, oyunda oynayacak, stresini atacak. Başkanım hemen bir çay doldurun. Bir çay doldurun, bir çayımızı ikram edelim. Hadi buyurun. Bakalım, bir çay içelim. Hayırlı işler diliyorum size. Allah razı olsun. Kaç kişi çalışıyor? Beraber misiniz, ortak mısınız yoksa? Yok, tekim ben. Tekim. Arkadaşlarla beraber çalışıyorum. Beraber çalışıyorum. Dört tane çalışanım var. Kaç kişi var? Dört kişi var. Dört kişi var. Dışarı çok çay geliyorlar. Dışarı esnafım var işte. Esnafım, tabii yani. Esnaf kurtarıyor. Esnaf, dükkan vesaire evet. Falan gelen giden misafirler. Evet evet. Geçinmeye çalışıyoruz başkanım. Evet, esnaf evet. Açık olacak ki ya arkadaşlarımız işi olacak. Esnafa müşteri gelecek ki bir çay satalım. Evet. Ülke vatandaş gelecek ki çay satalım. Çay satalım. Gelmeyince mesela Ramazan'da. Her şey bir zincir gibi. Bir Ramazan'da mesela bir bitmeyi komple kapatacağım. Hiç açmayacağım. Ramazan'da değil mi? Çünkü gündüzleri açmıyordum. Akşamları açıyordum. Evet. İftardan sonra. Evet. Bu sefer hiç açamayacağım. Tabii. Büyük bir ihtimal yani. Öyle evet, evet. Tahmin ediyorum. Evet, evet. Bu yasın kadar devam ederse açamayacağız. Evet. Evet. Ne oldu bir ay? Evet. Bir yemekli maaşı var 2 bin lira. Burası kira mı? Kira. 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 5 tane çocuğum var. Maşallah. 3 tane torunum var. Allah bağışlasın. Allah, Allah bağışlasın. Allah evet, evet. Çocuklar nasıl? Ne yapıyorlar? İyi çocuklar. Çocuğun biri çiftliğim var. Hayvan çiftliğim var. Evet. Çocuğun biri orada. Biri evet. Burada. Organ sanayim su arıtma tesisi var. Evet, evet. Orada çalışıyor. Her biriniz bir şeye tutunuyor. Yani mecbur, öyle. Mecbur yani geçinmek için mecbur. Hadi eyvallah. Allah yolunuzu açık etsin. Sağ olun. Başarılar hemen. 12'den beri kentsel dönüşmeye girdik. Bu Binali Akpınar hemen bitişiğimiz. Ama evlerimiz şu anda yıkılmak üzere ve hiçbir şey yapılmamakta. Valla her taraftan engel yiyoruz. Bilmiyorum ben. 4-5 tane müteahhit geldi gitti. Hiçbir şey olmadı. Evlerimiz şu anda boşalmak üzere. Peki sizin böyle bir şeyiniz var mı? Derneğimiz var. Güzel. Şimdi ben şöyle yapacağım. Sizin evet. Derneğinize evet. Milletvekili arkadaşlarımız, il başkanımızın başkanlığında gelecekler. Ben de dahil evet. Tabii. Biz Mustafa Bozbey'de burada. Akpınar Derneğimiz var. Tamam, tamam. Biliyorum. Beraber gelecekler evet. Oturup anlatacaksınız. Ne olur başkanım ya. Valla bir daha mutluluk ya. Tamam. Esnafa destek istiyoruz. Evet. Esnafa destek istiyoruz. Evet. Araya sana özel bir ürün var. Tamam. Anayasa. Evet. Çok. Anayasa. Çok. 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 Çok.
bizim düşüncemiz bu. Bakır mı olacak sen başkan? Bakırlar yükseldi. Çok yükseldi. Çok evet. Çoğu esnaf bakır. Ben 750 ödüyordum. Şu an 1100 lira oldu bakır. Ödeyemiyorum. Bakır ödeyemediği için tartışı senden de yararlanabiliyor. Evet, gözlük alamadım ben. Geçen gittim alamadım. Bunların hepsi var. Çözülmesi lazım. Bu çözülmesi için sandığı çözmesi lazım. Onu çözmesi lazım. Size sözüm, ben hepsini çözeceğim. Bir resim çekinebilir miyiz? Çekeriz tabii. Gel. Benim ben çekeyim. Tamam, fotoğraf aldık. Genç nüfusu çok fazla. Çok fazla. Biliyorum, 6 milyon 300 bin genç ilk kez gidecek sandıkta oy kullanacak. Evet, 6 milyon 300 bin. 6 milyon 300 bin gence sesleniyorum. Senin şahsında sesleniyorum. Seni işsiz bırakan siyasi partiye oy verme diyorum kardeşim. Seni işsiz bırak. 10 milyonun üstünde işsiz var. Tabii. 10 milyonun üstünde işsiz var. Ya yazıktır, günahtır bu ülkeye ya. Genç taşı sıksa suyunu çıkaracak. İş yok. Yok başka. Umudu bağlamış, acaba yabancılar var, Türkiye alır mı, Almanya alır mı, Fransa alır mı, İngiltere alır mı diye bekliyor. Umudu oraya bağlamış. Oysa bu memlekette her şey var, her şey var. Bu memlekette çalışkan insanlar var, sizin gibi gençler var. Aslında istihdam yaratılması lazım ve size iş bulunması lazım. Sosyal devletin görevlerinden birisi budur. Sizden isteyip sandık gelecek, dersini vereceksiniz. Biz gerekli tamam. Yapacağız zaten. Tamam, hadi bakalım. Eyvallah. Eyvallah. Ben bir emekli vatandaş olarak, evet, 45 sene önce bir ilkokul mezunu vatandaş olarak 2010'da mezardakileri de çıkarın oy verin diye söylendiği zaman ben de millete ne kadar saygı gösteriyorsa şimdiki var olan Cumhurbaşkanımız, partili Cumhurbaşkanımız ne kadar saygı gösteriyorsa, bizi ne kadar insan yerine koyuyorsa ben o kadar sayın Cumhurbaşkanı diye hitap ediyorum başta, bunu söyleyeyim. Milletimiz artık uykuda uyansın. Ben 2010'da yetmez ama evet dediğim insanlardan birisiyim. Bunun için Türkiye'nin hepsinden, AK Partililerden de çok çok özür diliyorum. Çünkü bu partinin memleketi bu duruma getirmesinde benim de katkım oldu. Onun için bütün Türkiye sizden özür diliyorum. Karadeniz insanları hemşericilik yapmayın. AK Parti'nin genel başkanı Türkiye'nin geleceği değildir. Hepimiz ölümlüyüz. Bir gün ölüp gidecek söz konusu olan Türkiye'nin geleceğidir. Artık kış uykusundan uyanalım. AKP genel başkanı demeyelim. Türkiye'nin sosyal ve demokrasi çağdaş geleceği için Türkiye diyelim. Türkiye, bravo, Türkiye, bravo, Türkiye. Bravo, bravo, bravo. Keyfin nasıl? Vallahi iyidir başkanım. Bir makinem var. Kaç makine var? İki makine var. Tamirat, tadilat işleri yapıyoruz genelde. Evet. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. Nasıl işleriniz? Vallahi idare ediyoruz. Yırtık, sökük böyle. El işleri başkanım. Var mı sökük? Evdeki değil mi? Kullanılan. Evet evet, ikinci böyle. Ceket, pantolon getirip tamir ediyorsunuz. Daha önce böyle tamir görmüş. Evet. Ondan sonra işte ikinci bir daha bunlara şey yapıyoruz, tamir yapıyoruz. Hemen değiştirelim. Evet evet. Dükkan size mi ait, kiralık mı? Kira. Dükkan kira. Kira. İki kişi mi çalışıyorsunuz? Yo, benim çocuk da yanında çalışıyor. Şu an burada değil. Evet, kendisi tıp okuyor, kendisi doktor. Öyle mi? Terzi dükkandan doktor yetiştirdik başkanım. Vallahi benim adımı onu kutla. Benim adımı kendisi onu kutla. Kendisi buralarda bir yerdeydi ama. Tamam, O da doktor olacak yani, değil mi? Tıp 3'e gidiyor. Tıp 3'e gidiyor. 3 senesi var. Bravo. Eski şehirde okuyor. Çok, Ali çok güzel. Terzi yetiştirdik, doktor oldu başkanım. Güzel güzel. Bence çok güzel bir şey yapmışsın. Tamir geliyor mu çok böyle şey? Valla bu tür tamirler geliyor. Yani bu ara biraz... Kaça tamir ediyorsun mesela? 10 lira. 10 liraya. Aha, 10 liraya. 10 liraya ediyorsun. Kaç tane tamir ediyorsun böyle? Valla ortalama günde 110 lira, 110 lira. Şey para kazanıyorsun. Aha. Evet. 3 tane öğrenci bakıyoruz buna. Evet, evet. Evet. Yine de yetiştirebiliyorsan ararız. Efendim? Yetiştirebiliyorsan. Umudumuz gençler. Gençler evet. Evet. Biz de onlara şey yapıyoruz. Öyle. Orada şey mi var? Formada mı tamir ediyorsun? Eşofman üstü mü var orada? Onlar mı var? Şimdi bu öğrenci şeyi fermuar için gelmişti. Fermuarını değiştirdik. Hı. Yenisi olmadı. Şöyle tadilat yapıyoruz. Evet. 20 diyoruz çok geliyor. 15 liraya almışız. Almışsınız. Evet. Peki. Başkanım, hadi hayırlı işler. Ben memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Biz bu ülkede 19 yıldır acı çekiyoruz, acı. Biliyorum. Acı çekiyoruz. Hayırlısı olsun. Yani bir yıldır kapalıyız. Evet. Bir yıldan beri evimize ekmek götüremiyoruz. Evet. Arkadaş kendisi... Öyle bir ülkedeyiz ki artık
ülke sadece kasasına çalışan bir ülke olmuş. Bu arkadaş kahveci. Biz yıllardır Mustafa Bozbey'i buraya isteyen insanlarız. Mustafa Bozbey için canımızı verdik ama ne malum hırsızlıktan şuradan buradan aldılar. Başkalarına, kendi yandaşlarına verdiler başkanım. Hepsini biz bu ülke, biz bu ülkede 19 yıldır neler yaşandığını biliyoruz. Öyle bir zor durumu kiremi vermeyecek hala geldim ben. Evet, evet. Mecbur kendimi kapatma sonunda kaldım bu ekonomikte. Evet. Bir yardım yok, destek yok. Evet, evet. Bir şey yok yani. Allah kolaylık versin. Sağ olun. Ama umutsuzluğa kapılmayın. Başkanım umutsuzluğa kapılmayın. Sadece diyoruz Allah rızası için yeter artık. Tamam. Yeter 19 yıldır. 19 yıldır bu acı bitsin, bitsin. Bitireceğim, bitireceğim. Umut var. Umut, ne olur artık ya. Artık biz damatlar istemiyoruz bu ülkede, damatlar istemiyoruz. Buna bir iş bulun bize, bir yardımcı olun bize ya. 10 milyon işsiz var bu memlekette. Çok var başkanım, çok. 10 milyon işsiz var. Bunun 1 milyondan fazlası üniversite mezunu. Evet, maalesef evet. Böyle bir tablo çıktı. Evet. Ama düzelteceğiz inşallah. İnşallah, inşallah bunu düzeltir. Ama mecliste beraber düzelteceğiz. Beraber düzelteceğiz. Evet, inşallah. Sandık gelecek. İnşallah bu o günü düşünürüz. Tamam. Tamam, sağ ol, hadi. Bir gün iyi bakın. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Çekirdekten yetişmeyin başkanım. Çekirdekten. Evet. Baba oğul devam ediyor mu böyle? Yok, bir tek benim. 8 yaşından beri bu işi yapıyorum. Güzel. Güzel. Evli bekar? Evliyim, 3 çocuğum var, ellerinden öper. Allah bağışlasın. Allah teşekkür ederim, Allah razı olsun. Allah bağışlasın. Nasıl işler? Başkanım, işlerimiz... bu seneki gibi sıkıntı yaşamadık. Her tarafta sıkıntı var. Bizde evet. De var yani el konusunda. Çünkü fiyatlar pahalı. Fiyatlar. Niye? Müşterilerimiz et alamadıkları zaman tavuk alabiliyorlardı. Evet. Şimdi tavuklar da malum son bir ayda 5-6 kere zamlanınca müşteriler 20 lira getiriyorlar. Bir tane bütün pirinç istiyorlar. En az 30 liradan aşağı bütün pirinç yok. Evet. Biz de boş göndermemek için tamam. Ne yapıyoruz? Yarım tavuk parçalıyoruz, yarım veriyoruz. Evet. Yani müşteriyi kaybetmemek için elimizden geleni yapıyoruz yani. Evet, ama evet. Hayat pahalılığı çok bu sene çok, çok fazla. Etkilendik yani evet, hayat pahalılığından evet. Dolayı. Evet. Allah kolaylık versin. Allah razı olsun. Versin. İşte ne yapıyoruz? Biz de eski esnaf olduğumuz için. Evet. Müşterilerimize al diyoruz, ay sonunda ver diyoruz, maaşı aldığınız zaman ver diyoruz. Evet. Borçlanmak istemiyoruz diyoruz. Biz de işte şey yapamıyoruz, et istiyorlar mecburen. Ellerimiz bol olduğu zaman yani veriyoruz diyoruz. Bunlar veresiye defteri mi? Veresiye defteri mi? Müşteriler aldı, müşterilerimize verdiğimiz şeyler. Ama tabii ki bu sene biraz daha fazla. Ha, evet. Evet. 7 lira. Anladım. 9,5 lira, 7 lira. 10 lira, evet. Yani ne oluyor işte? Maaşlarını aldıkları zaman veriyorlar başkanım. 3 koltuğumuz var ama 2'ye düştük mecbur bu pandemi sürecinden dolayı. Evet, tamam. İşlerimiz tabii düşük olunca insanlar haklı sebep. 3 arkadaşız ama tek koltuk yani 2 koltuğa düştük. Mecburen düşmek zorunda kaldık. Bu pandemi sürecinden dolayı zorluklarla karşı karşıya kaldık. Bu esnada babamızı da kaybettik. Cenazemiz de vardı. Tabii cenazemizi yapamadık ama bu pandemi sürecinden dolayı almadılar, olmadı. Bunu şükür diyoruz. Sağ olun, ayağınıza sağlık geldiniz buralara kadar. Biz de kiralık. Kiralık dükkanımız, kiracıyız. Bir de öyle bir sıkıntı var. Tabii bütün esnaf olarak, bütün kuaförler, berberler arkadaşlarımızın adına yani sıkıntı sürecinde yaşıyoruz. İnşallah hizmet sizlerden sektörü, adalet bekliyoruz. Hizmet bize. Sektörü tabii en büyük sıkıntıyı yaşan siz oldunuz. Evet, evet. Bütün berberler. 3 ay açmadık tabii. 3 ay açmayınca da destekleri görmedik. Sıkıntılar öyle, yaşadık bütün berberler olarak. Böyle. Hadi Allah kolaylık versin. Teşekkür ederim. Sağ olun başkanım. Ayağınıza sağlık. Görüşmek